Bol çiçekli günlerden merhabalar. Bugün de sizlerle kalonşa hakkında bilgiler vereceğim. Kalonşa yaz aylarında nasıl bakılır, nasıl sulanır, nerelerde bakmalıyız, neler vermeliyiz? Bunlar hakkında kısa kısa da olsa bilgiler vereceğim. Fakat videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün çiçekli videolardan ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Şimdiden destek olan, beğenen, yorum yapan tüm takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, kalonşa düşen ve yeşeren anlamına gelen anlamında bir bitkidir. Bu bitkinin turuncu, pembe, beyaz, sarı, kırmızı renkte çiçekleri vardır. Kalonşalar genellikle iç mekanlarda kullanılır ve dekorasyonla harika bir uyum sağlar. Tam bir ofis çiçeğidir. Çiçekli mini bal bir bitkidir. Kalonşa çiçeği sukulent ailesine ait bir bitkidir. Bakımı da sukulentler gibi kolaydır. Tam 125 farklı türü vardır kalonşanın arkadaşlar. Kalonşa çiçeği aydınlık ışık alan havadar ortamları sever. Direkt güneş ışığını asla sevmez. Aynı orkideler gibi pencere arkasında veya tül arkasındaki aydınlığı severler. Sıcak ortamlardan hiç mi hiç hoşlanmazlar. Kalonşanın sulaması da aşırı olmamak şartıyla toprağının sürekli nemli kalması lazımdır. Kış aylarında fazla sulama bu bitkiyi öldürebilir. Yılda bir kere besin takviyesi yapıldığı takdirde gayet güzel bir gelişim gösterir. Kalonşalar ışığı sevdikleri için ışık alan yöne doğru eğilme yaparlar. Biz de bunu genelde çevirerek öbür tarafında düzelmesini sağlarız. Yani dik bir şekilde büyümesini sağlarız. Kalonşanın arkadaşlar budamasını iyi yapmamız lazımdır. Bu şekilde bıçakla kuruyan çiçek dallarını ve yapraklarını kesip ayırmamız lazımdır. Değilse böceğimiz kolay mantar veya külleme hastalığına yakalanır. Bunu da hiç istemeyiz. O yüzden bu şekilde kuru yapraklarını, kuru dallarını çiçeğimizden mutlaka uzaklaştırmamız lazımdır. Evet, gördüğünüz gibi kuru dallarını bu şekilde tek tek ayıtlıyorum ben de çiçeğimizin. İyi bir ışık, iyi bir sulama, iyi bir bakımla, iyi bir budamayla harika kolak böyle kalonşalarınız olur sizlerin de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çok da güzel gelişim gösterdi. Kalonşa yaz ayları hariç tüm yıl çiçek açar arkadaşlar. Sıcak yaz aylarında ise çiçek açmayı bırakır ve kendini dinlenmeye alır. Yani kendi kendine yaz boyunca tatil verir arkadaşlar. Tatilde de kendini geliştirip kış ayına sağlıklı bir şekilde kendini hazırlar bu çiçeğimiz. Güz ayının başında da tomurcuklanmaya başlar zaten. Ve yavaş yavaş da çiçek açar. Yıl boyunca da yaz ayına kadar da çiçeksiz kalmaz. Çiçek açtıktan sonra da arkadaşlar çiçeği bayağıca bir kalıyor üstünde. Hemen solan çiçekleri yoktur. Yani görsel olarak bizi çok mutlu eder. Evet, ben yılda gördüğünüz gibi demir tozu bu arkadaşlar. Ben eşime sanayiden getirttirdim bu demir tozunu. Eğer sizin bu demir tozunu bulma imkanınız yoksa evinizde mutlaka çivi vardır. 3-4 tane çiviyi suya atın. Küflendirin suyun içinde arkadaşlar. O küflü su zaten demir gıdası olur. Bu şekilde siz de hazırlayabilirsiniz. Ben 2,5 litre kola şişesine 3-4 yemek kaşığı demir tozu ilave ettim. Ve birkaç gün gıdasının suya geçmesini sağladım. Ve şimdi yılda bir veya iki kere bu demir tozu suyunu bütün çiçeklerime, hani sadece kalonşalarıma değil, bütün çiçeklerime uyguluyorum arkadaşlar. Demir gıdasını bütün bitkilerim çok seviyor çünkü. Sizler de bu şekilde demir tozu veya küflü çiviyi
sulandırıp suda bekletip çiçeklerinize verebilirsiniz. Doğal bir besin kaynağıdır. Sizler de bu şekilde hazırlayıp verin arkadaşlar. Bu bitki çiçek açıp bittikten sonra yaz aylarının başında çelik alınarak çoğaltma yapılır. Kesilen dallar birkaç gün suda bekletilir. Daha sonra uygun bir saksıya dikilir. İlk diktiğinizde çok sulama yapmayın arkadaşlar. Çok sularsanız kökleri çürüyecektir. Toprağınızı kontrol edin. Kurudukça sulayın çiçeğinizi. Kalonşa bitkisinin insan sağlığına da faydaları vardır arkadaşlar. Açık yaralar için etkili bir yara iyileştiricisidir. İltihabın giderilmesi ve mikropların öldürülmesi için kullanılabilir. Güneş lekeleri ve doğum lekelerini yapraklarda ezilerek çok etkili bir krem haline gelir. Gerçekten bunu yaptığınızda etkisini göreceksinizdir. Yüzdeki sivilceleri de iyileştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Kalonşa ben yaz sonunda bu şekilde çelik dallar aldım. Bir kovaya hepsini ektim arkadaşlar bu şekilde. Hepsi de gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde tuttular ve büyüdüler. Hatta çiçek bile açtı. Sizler de bu şekilde çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Ben yaz sonunda bu çiçeklerimi uygun toprak hazırlayıp uygun saksılara dikeceğim. Hatta düşen yapraklarını da bu şekilde toprağa ektim arkadaşlar. Böyle dal budarken yaprak düşmüştü. Bu şekilde toprağa ektim ve toprakta da yaprağından bile köklendi. Sizler de yapraktan bile köklendirebilirsiniz. Gayet coşkulu bir bitki arkadaşlar. Dediğim gibi bakımı çok kolay. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Organik gübre seviyor arkadaşlar. Zirai gübre sevmiyor bu çiçeğimiz. Evinizde yumurta haşladığınızda yumurtanızın suyu, pirinç yıkadığınızda pirincin yıkadığınız suyu, bakliyatların sularını verebilirsiniz. Dinlenmiş su sever arkadaşlar. Dinlenmiş suyla sularsanız da bitkiniz gayet sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü fark edeceksinizdir. Evet, bu çiçeğimizi iyi bir yerde, tam güneş ışığı almayan bir yerde konumlandırırsanız, sulamasını düzgün yaparsanız, arada bir besin takviyesi verirseniz bu çiçeğiniz size harika görsellikte çiçekler açacaktır. Bugünlük de videom bu kadar arkadaşlar. Yeni çiçekli günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.